Selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte aşure yapacağız inşallah. Videoyu ben buradan başlatmak istiyorum. Bir su bardağı bademi, çiğ bademi, içi su dolu küçük bir tencere ya da cezvenin içerisine alıp kaynatıyoruz. Bademler haşlanırken ben de yaklaşık 1 saat kadar falan suda beklettiğim kuru kayısıları biraz küçülteceğim. Bir su bardağı kadar aşurelik buğdayımız var. Bunun da içerisindeki suyu bıraktık. Yani haşladığımız suyu da bırakıyoruz ve bir su bardağı nohut ve bir su bardağı da fasulye ekliyoruz. 4 su bardağı su döküyoruz. Azar azar, yavaş yavaş. Bu arada aşure günü Muharrem ayının 10. günü. Bugün ise 1. günü. Yani bizim yeni hicri yılbaşımız. Herkesin hicri yılbaşı mübarek olsun. Aşure günü Sami dinlerde özel bir yere sahip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aşure gününde tutulan orucun Allah katında o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ederim demiştir. Yani bizler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetini yerine getirmek için inşallah ki Muharrem ayının 9-10 ya da 10-11 rinci günleri diyelim. Oruç tutmaya inşallah ki gayret edelim. Ayrıca şunu da ifade etmek lazım ki diğer bir hadiste de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur demiştir. Rabbim inşallah ki hepimizin amellerini, ibadetlerini kabul etsin diyelim. Suyu ekledikten sonra bu zaten birazdan toplanacak. Şöyle içerisine bir su bardağı süt ekliyoruz. Daha sonra şöyle bir kuru kayısının üzerine karanfiller koyarak tenceremizin içerisine atıyoruz. Ve 3 ya da 4 tane de kabuk tarçını atıyoruz. Bunları kullanmak istemezseniz portakal kabuğu rendesi de çok güzel bir koku ve aroma verir. Daha sonra içerisine kuru kayısılarımızı ekliyoruz. Eklediğimiz yarım su bardağı kuru üzüm de yaklaşık 45 dakika 1 saat kadar suda bekletildi. Bademlerimiz haşlandıktan sonra kabuklarından ayıralım ve daha sonra bunları ortadan ikiye bölelim. Daha sonra içerisine bademlerimizi ve bir su bardağı kadar da kırık fındık koyuyoruz. Tekrar karıştıralım. Aynı zamanda şu aşamada şöyle 2 yemek kaşığı kadar pekmezimizi ekleyelim ve 1 bardak da şeker ekleyelim. 15 dakika daha kaynatalım. Fasulyemiz hazır. Normalde dün çektim aslında videoyu ama tamamlayamadım. O yüzden bugüne sarktı. Ve normalde 8 kase çıkıyor fakat yenildiği için size şu an sadece 4 tanesini gösterebiliyorum.